Evet arkadaşlar geldik test 2'ye. 4 işlem sorusu yine. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ne demiş bakalım. X'e birer rakamları demiş arkadaşlar. Bunu gördükten sonra hemen unutmuyorduk. Ne yapıyorduk? Şurada rakamdır ibaresini gördükten sonra rakam neyden başlıyordu arkadaşlar bizim için? Aa, çok kalın oldu. Şöyle yapalım. 0, 1, 2. Bu da çok kalın oldu. 0, 1, 2, bıcı 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 9'a kadar gidiyor dedik. Peki buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 3 şeyi bir karşıya atalım. 4'ü de buraya atalım. 20 eksi 4'ten kaç yapar arkadaşlar? 16 yaptı burası. Bunu da karşıya atarsam y parantezine aldığımda x artı 3 şeklinde gelecektir. Burada x ve y'nin alabileceği değerlere bakalım. Şimdi arkadaşlar 16 olabilmesi için birer rakamsa ben buraya 1 versem burası 16 olamaz. 16'nın çarpanlarına bakacağım daha doğrusu. 1'e 16 olmadı. 2'ye 8, 4'e 4, başka 8'e 2, başka da bir durumumuz yok. Şimdi ben buraya 2, buraya 8 versem, y buradan 2 gelir, x de buradan 5 gelecektir. Birincisi olur. Geldik ikinciye, 4'e 4 olsa, y 4, y 4, x buradan 1 gelecektir. Bu da sağlar. 8'e 2 bakalım, y buradan 8, x buradan eksi 1 gelmek zorunda gelir. O zaman x'e 1 bizim için bir rakam değildir. Gider. Doğru cevap x'e sıralı ikilisinden 2 tane vardır. A seçeneği gelir. Arkadaşlar geldik ikinci soruya. X, y, z birer tam sayı olmak üzere eşitlikleri veriliyor. Buna göre x çarpı z artı y toplamı kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi ben bunların ikisini oranladım. Buradan x bölü z gelir. Y'leri götürürsek. 36 bölü 24'ten 3 bölü 2 geldi. O zaman ben x yerine 3k, y yerine de 2k yazabilirim. Aynı zamanda şuraya bakacak olursak, taraf tarafa toplarsam ben bunları ne gelecektir arkadaşlar? Y parantezinde x artı z eşittir. Kaç gelir? 60 gelecektir. Şimdi ben x'e 3k, y'ye de 2k demiştim. Buraya 3k dersem, buraya da 2k dedim. 3k artı z eşittir 60 geldi. Bununla bunu sadeleştirdim. 30 gelir arkadaşlar. Buradan 30'un çarpanları olabilecek şekilde sayıları deneyebiliriz. Ya da en basitinden şurada bir 60'ın pozitif bölen sayısını bulabiliriz. Şimdi 60 sayısı karşı kaçın çarpımı olabilir arkadaşlar? 1 ile 60. 2 ile bizim için kaç gelir? 30 gelir. 3 ile 20. 4 ile 15. 5 ile 12, 6, 10, 7 versem olmaz, 8 olmalı, 9 olmalı, 10'a 6. Artık terse dönecektir arkadaşlar. 12, 5, 15, 4, 32, 61. Burada toplam 12 tane farklı değer geliyor her bir çarpanı için. Yani y'nin alabileceği 12 tane farklı değer geliyor. X ile z'nin toplamı zaten sabit. Burada y'yi her seferinde farklılaştırdığında 12 farklı değer alır arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği gelir. Geldik 3'e. Aşağıdaki çemberlerin içerisindeki sayılara iki çember arasında işlemler uygulanarak sonuçlar hesaplanacaktır. Buna göre A sayısının değeri kaçtır diye sorulmuş. Gelin yapalım. Şimdi örneğin mesela şöyle eksi 2 6 eklemişim 4 gelmiş. 4'ten 6 çıkartmışım. Eksi 2. Bunu eksi 4 ile çarpmışım. 8 gelmiş. Şimdi 4'e 1 eklersem 5. 5'i 2 ile çarptım. 10. 10'dan 3 çıktı. 7. 7 kere 6. 42. 42 bölü 1 bölü 2 dersek arkadaşlar 84 gelir. Sakın 21'e atlamayın. 2'ye bölmüyor. O zaman doğru cevap 84 gelir. A seçeneğidir. Dikkat edin arkadaşlar. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken 42 bölü 1 bölü 2 demek. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarptan. 42 çarpı 2 gelir. 84 gelir. İyi bir sorudur. Düşmeyin. Arkadaşlar geldik 4'e. Aşağıdaki A kovasını 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarının yazılı olduğu küreler B kovasında ise artı, eksi, bölü, çarpı işlemleri vardır. Buna göre küreler sırasıyla bir A'dan bir tane, B'den bir tane olmak üzere tamamı bitene kadar silindire atılıp işlem önceliğine göre sonucu hesaplanıyor. Buna dikkat edin. Buna göre silindire yerleşen küreler elde edilebilecek tam sayı sonucu en az kaçtır? Şimdi en az da benim çarpımları büyük ve negatif olan bir şey bulmam lazım. O zaman en büyük iki sayıyı alalım. 9 da 7 ve onu da araya koyalım. Yani şurası eksi olsun. Eksi 9 da 7'yi bir çarpayım. Şurası da eksi 9 olsun.
Tamam, bundan sonra bunu bölersem en küçük sayıya bölmeliyim. 1'e böleyim. Bunlara da zaten 3 ve 5 kalıyor. Buraya 5, buraya da artı 3 ekledim. Tamam, burası kaç yapacak? Eksi 63 yaptı. Bölü 1 de zaten aynı şey. Artı 8 dersem eksi 55 gelir. Doğru cevap A seçeneği gelir arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki işlemde boş mavi kutuların içerisine toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri sırasıyla yerleştirilse A sayısı 13'e eşit olur. Şimdi arkadaşlar bir kere önce bir çarpalım ki sayı büyüsün. O zaman ben buraya bir çarpı yazdım. Tabii yazabilirsem, yerine gelirse. Şuraya bir çarpı yazdım. Allah Allah. Tamam. Okey. Şimdi gel. Şuraya bir çarpı yazdık arkadaşlar. Peki ondan sonra bir bakalım burası kaç oldu? 16 oldu. Şu an neden yazmıyor? Ha. Allah Allah. Küçük bir aksak. Şuraya çarpı yazdım. Burası 16 geldi. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada bir bölme işlemimiz var. O zaman buraya da bir bölme işlemi yapalım. Burası kaç olsun benim için? 1 olsun. Şimdi ben 16 bir 4'ü kullanarak 13 elde etmek istiyorum. O zaman ben buradan bir çıkartsam 12 gelir. Buraya da bir tane eklesem 13 gelir. Doğru cevap D seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Aşağıda verilen kutular içerisinde birden büyük tam sayılar her sayı kutuda farklı sayı olacak biçimde yazılacaktır. Tamam. Sayılar her beyaz kutu içerisindeki sayı kendisinin komşu olan iki kutu içerisindeki sayıların çarpımına eşit olup her sarı boyalı kutuda farklı bir rakam yazmaktadır. Buna göre A sayısı en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir kere A sayısı en çoksa bir bakalım. Şimdi bu 7 çarpı 6 8'dir. Bu 7 çarpı 9'dur. Bunların 7 çarpanı var. O zaman ben bunlara bir 7 çarpanını ekleyeyim. Tamam. Burası da 8 çarpı kaç oluyor arkadaşlar? 5 oluyor. O zaman ben buraya bir 8 eklemeliyim ki zaten bunun 8'i buradan gelsin. Bunun 7'si buradan gelsin. Tamamlasın. Bunun 8'ini almıştık. O zaman buraya da 5 verdik. Bunun 7'sini aldıysam buraya bir 9 verdim. Buraya bir 9 verdim. Her kutuda farklı sayı olacaksa 9'um var, 8'im var, 7'm var. O zaman buraya bir 6 vereyim. İkisinin çarpımı 54 gelsin arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği gelir. Geldik 7. sorumuza. Bakalım ne diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları istenildiği kadar kullanılarak aşağıda verilen mavi kutuların içerisinde yazılıp işlemi sonucu bulunuyor. Buna göre kesinlikle yazılan sayıların kaç tanesi içerisine kutuların içerisine kesinlikle yazılmış olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle düşünün. Ben buraya kaç tanesi kutuların içerisinde yazılmış olmaz. Ben buraya 6 yazsam. 6 yazdığımda diğer 1 bölü 6 birden küçük bir sayıdır. Diğer ikisinin toplamıyla, diğer iki tane ifadenin toplamıyla 1'i elde edebilirim. Peki arkadaşlar hangisini yazarsam olmaz. Ben buraya 1 yazarsam 1 bölü 1 yapar. Karşıya atsam 0 gelir. 2 tane rasyonel sayının ifadenin toplamı pozitif olan rasyonel sayının ifadenin toplamı olmaz. O zaman 1 yazamam. Yine nitekim aynı şekilde 2 yazsam arkadaşlar buraya. 1 bölü 2 attığım zaman karşıya 1 bölü 2 gelir. 2 tane rasyonel sayının toplamı geri kalanlarıyla 1 bölü 2 elde edilemez. En küçük zaten 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Bu da kaç yapar? 3 bölü 3'ten 1 yapacaktır arkadaşlar. O yüzden benim verebileceğim en küçük sayı 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3'tür. Ben 1 ve 2'yi kesinlikle veremem. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere işlemler verilmiş. Bu sembollerin içerisine yazılan işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar A ve B var. Ben bunlarla alakalı işlemler yapıyorum. Şimdi size bir tüyo söyleyecektim. Ama zaten burada direkt verilmiş arkadaşlar. Bu kesin artıymış. İkisini topladığımda artı geliyor. Peki arkadaşlar bundan sonra en çok tekrar edene bakın. Mesela burada tekrar eden iki tane sayım var. Çarpılar var. Bir de eksiler var. Çarpıları ve eksileri denemek önemli burada. Ben iki tane sayıyı topladığımda 18 geliyor. İki tane sayıyı çarptığımda 32
2 ya da 2 tane sayı çıkarttığımda 32 gelecek. A o kadar büyük olmadığı için eksiği denemek ve bölmeyi denemek mantıksız olur. O zaman bunu çarpma yapalım. Çünkü sayı çok büyümüş. Şimdi buna uygun sayılara baktığımız zaman da diğeri de bu bölü gibi bir mantıklı duruyor. Şimdi arkadaşlar hangi sayılar olabilir? Baktığımızda 16 ile 2'yi toplasam 18 gelir. 16 ile 2'yi çarpsam 32 gelir. 16'yı 2'ye bölsem 8 gelir. Doğru cevap E seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 9. soruya. 9. soruya bir işaret koydum arkadaşlar. Her yıl çok benzeri çıkıyor bu soruların. Dikkat ediniz. Bunu hadi yeşille çözelim. Şimdi arkadaşlar A, B, C verilmiş. Yukarıdaki ifadelerde yer alan boş kutuların içerisinde artı, çarpı, bölme, eksi işlemlerin 3 tanesi yerleştirildikten sonra A, B, C sayıları arasında C küçüktür, A eşittir, B eşitsizliği elde ediliyor. Yerleştirilen işlemler aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Yine en çok tekrar eden çarpı var. Buraya çarpı koysam kaç gelecektir arkadaşlar? 1 gelir. Peki A, B'ye eşit olacaksa burasının 1 gelebilmesi için bunun bölü olması lazım. Kesinlikle 1 geldi. A ile B birbirlerine eşit geldi. Şimdi C'yi küçük nasıl kılarım? C'yi küçük kılabilmem için ben bu iki ifadeyi toplasam, ya yani çarpsam zaten olmuyor, bölsem olmuyor, çıkarsam da olur aslında, eksi de olur. Şurasının eksi olduğu değer de olabilir, artı olduğu değer de olabilir. Toplarsam eksi 2 gelir, çıkartırsam da 0 gelecektir. Her ikisi de sağlar arkadaşlar. Hangisi var? Doğru cevap C seçeneği olarak geliyor. Geldik 10. soruya. Tahtada 2'den 80'e kadar olan çift sayılar yazılıdır. Her adımda bu sayılardan ikisi silinerek yerlerine bu sayıların toplamının 2 eksiğinin yazılması isteniyor. İşlemler bu şekilde devam ettiğinde sonlu adım sonrasında tahtada kalan son sayı ne olur? Şimdi ne yapılıyormuş? 2'den 80'e kadar olan çift sayılar yazılıyor. Tamam. Her adımda bu sayılardan ikisi silinerek yerlerine bu sayıların toplamının 2 eksiğinin yazılması isteniyor. İşlemler bu şekilde devam ettiğinde sonlu adım sonrasında tahtada kalan sayı ne olur? Tamam. Şimdi her adımda ikisi siliniyorsa yerlerine bu sayıların toplamının 2 eksiğinin yazılması istenecek. Tamam. Mesela diyelim ki şu ikisini topladım. Kaç geldi arkadaşlar? 6. 2 eksiği kaç yapar bizim için? 4 yaptı. Tamam. Şimdi 4, 6 oldu. Bununla bunu topladım. Bir sonraki 8'dir. 10 eksi 2'den yine 8 geldi. Bununla bu 16 oldu bu sefer. 16 eksi 2 dersem kaç olur arkadaşlar? 14 geldi. Bu şekilde devam ettirirsek kaç olacaktır? Tamam. Öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Bir baştan bir sondan alalım. Şimdi ben şu iki sayıyı aldım. 82 oldu. 2 eksiği 80 tanedir. Şu iki sayıyı aldım. 2 eksiği 80 tanedir. Yine şu iki sayıyı aldım. 80 tanedir. Nokta 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 nokta. Kaç tane terimimiz var burada? 80 eksi 2 bölü 2 artı 1. 78, 39 artı 1'den 40 tane. 40 tane terim var. İkili ikili alsam 20 tane 80 geldi burada. Şimdi bu ikili ikili yine alacak olsam 80, 80, 160 eksi 2'den 158 geldi. Yine 158 nokta 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 158 gelecektir. Burada 10 tane oldu bu sefer. Arkadaşlar 10 tane ise 158'de 158'i topladık. Şurada 150, 150, 300, 316 yaptı. 316 eksi 2'den kaç gelecektir? 314'ten kaç tane geldi? 5 tane geldi. Şimdi ben burada bir tane 314'ü ayırayım. Bir tane 314'ü ayırayım. Kalsın. Şurada 4 tane 314 olsun. 314'leri toplarsam 628 gelir. 628 eksi 2'den 626, 626, 314 geldi. Şunların ikisini topladım. 52 yaptı. 1252 yaptı. 1250 yapar. Şunları da toplarsam topladım.
4, 6, 5, 1 yaptı. 2 eksi 1562 yaptı. Ceyhan yapar. Çok keyifli bir soru olmuş arkadaşlar. Hocalarımızın ellerine sağlık.